efendim, akşamları yatmadan önce muhakkak yarım yağlı süt içer. Bir de arada tuvalete kalktığı olur, korkmayın diye söylüyorum Afet Hanımcığım. Anladım efendim. Ürperi abla, ben bebek miyim? Sen benim bebeğimsin Rüya. Rüya değil efendim, Rüya. Ay tamam yani Metin, iki tane nokta için şurada birbirimizi kırmayalım değil mi? Ben sabahları bir çiğ yumurta içireceksiniz mümkünse. Ben bugüne kadar içiremedim ama siz öğretmenisiniz, sizi dinler. Ürperi, uçuşa geç kalıyor. Tamam yani Metin, ya öyle rahat adamsın ki. Şurada kızımızı el kapılarına bırakıyoruz diye böyle içim zaten pır pır. Merak etmeyin, ben Rüya'ya öz kızım gibi bakarım efendim. Hayır, sizin çocuğunuz yok, acemisiniz diye ben... Ürperi! Tamam, sustum. Kerem'i ben büyüttüm efendim, böyle hazır gelmedi bana. Neyse efendim, bu benim cep telefonumun numarası. Ne zaman isterseniz ararsınız, uçakta da açık tutacağımıza. Hayır efendim, uçakta açık tutmayacaksın. Ayrıca ben gidiyorum. Hoşçakal. Ama Hoşçakal babacığım. Rüya, aman efendim, güle güle. Yolunuz açık olsun. Benim elimde, dur Metin. Hoşçakal. Efendim, hoşçakalın. Güle güle, güle güle. Yürüyün canım. Afet, Rüya, kızlar artık baş başayız değil mi? Sen doğru karşıya, marş marş. Abla bari yarım saat otursaydım ben. 10 dakika. Abla ayaküstü konuşalım bari. Kerem, al karşının anahtarını, git pijamalarını giy, doğru karşıya. Yok abi yok, bu iş böyle olmayacak. Gençliğimin en güzel yıllarını yaşamaktan mahrum kalmak bir yana, Ruhi ile aynı evde kalacağım. Bu durumu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüreceğim. Ablacığım. Biz bu iki canavarı aynı eve koyduk da bunlar bir yaramazlık yapmaz inşallah. Nerede bu psikolojik deli? Rüya. Gittiler mi Rüya? Bak, nihayet baş başa kalabildik. Hep isterdin ya omuzumda uyanmayı. Omuzumda uyanmak için sana işte fırsat. Bıraksana beni be! Rüya, sese ne oldu ya? Bir, soğuk su mu içtin? İki, ameliyat mı oldun anam? Üç, bu bir çelişki midir? Bu üçünü istiyorum, her neredeysen. Ver bana üçünü. Ben şimdi sana vereceğim o üçünü. Allah! Gibi. Kerem, sana mı inanayım, gözüme mi inanayım? Afet teyze bana saldırdı. Yalan söyleme lan, psikolojik değil. Kerem diyorum. Vallahi her tarafı çürüttü. Çok iyi yetiştirmişsiniz, tebrik ederim. Allah Allah. Geçin. Geçin, ikiniz de içeriye geçin. Geçin hadi. Bana saldırdı, gördün mü? Mahvetti beni. Nedir benim sizden çektiğim ha? Abla bak gel. Sus Kerem. Terbiyesiz, utanmıyor musun canım Afet teyzenin sözünü kesmeye? Sen de sus. Sus derken? Konuşma. Susayım o zaman ben. Bundan sonra gözümün önünden ayrılmayacaksınız, anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Ruhi! Aferin. Rüya benimle yatıyor, sen odanda yatıyorsun, sen de bu salonda yatıyorsun. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Sesinizi duyarsam aklınıza gelmeyecek şeyler yaparım ona göre. Afet teyze, benim aklıma bir ceza geldi. Eğer bir soygun görürseniz... Ay, istemiyorsunuz.
Oğlum gelsene yesene, burada bak tamamında olduğu gibi duruyor her şey. Ben mamamı tek başıma yiyemem ki Afet teyze. Ufaklık bana yedirse olur mu? Olur mu canım, kazı kadar adam olmuşsun sen, gel otur ye. Ah ben çok sıkıştım. Rüya beni tuvalete götürür müsün? O kendine gel be. Bana bak, benim sinirimin tepesini attırma ona göre ha. Biliyorum, kimse beni sevmiyor. Ay tamam hadi sus, tamam hadi sus. Bak var ya, gerçekten intihar ederim görürsünüz ha. Bana bak, git nerede intihar edeceksen et, git hadi. Öyle mi? O zaman ben mamamı yiyeyim tek başıma. Hayır yemiyorsun, sen mama filan yemiyorsun. Kalkıyorsun, çabuk kalk. Ben çişimi kendim yapacağım, tamam. Tamam, yürüyorsun. Rüyayı bir öpseydim gitmeden önce. Yürü, adam olana kadar bu eve girmiyorsun. Üç sorunun cevabını alsaydım. Afet teyze, Afet teyze. Afet teyze. Hadi, ben, hadi yolla, hadi. Ben cevabımı aldım. Teşekkür.